tabii ki de herkes gibi bizleri de olumsuz bir şekilde etkiledi. İnşallah da en kısa sürede bu virüsü hem dünya olarak hem ülkemiz olarak atlatacağımıza inanıyorum. Antrenmanlar olarak tabii ki de bireysel olarak elimizden geldiği kadar çalışmaya çalışıyorum. Yardımcı hocamızın bize her gün 40-45 dakikalık bir idman programı var. Konferans halinde onunla yapıyoruz. Hep beraber takım arkadaşlarımla beraber. Ayrıca da müsait olduğum zamanlar izinle beraber tabii tesislere gidip orada koşular vesaire bir şekilde idmanlar yapıp kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Evet, 8 haftamız kaldı. Tabii ki de çok zor, hem psikolojik hem fiziksel olarak zorlanacağımızı düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü yaklaşık 45 günlük bir ara oldu herhalde tahminim şu an. Ki bu süreçte belli de uzama ihtimali de var. O yüzden tabii ki de hem hazırlanma anlamında hem psikolojik anlamda hem fiziksel anlamda bizi zorlayacaktır bu dönem. Evet, gerçekten Gaziantep Futbol Kulübü'nü gerçekten çok rahat bir kulüp. Başkanımız olsun, yöneticilerimiz olsun, taraftar grubu olsun, yeni hocamız, oyuncu grubu, hepimiz beraber aslında yeni bir takımız aslında bu sene. Gerçekten önemli isimler de aramıza katıldı. İyi bir takım oluşturduk. Çok zor bir dönemdi aslında. Hem takımın yeni Süper Lig'e çıkmış olması, hem yeni oyunculardan kurulu olması, birçok oyuncunun gidip birçok oyuncunun yeni takıma katılması aslında belki de beklenenden daha fazla iyi bir performans göstererek şu an iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah ligler başlar ve son 8 haftada da bu konumumuzu koruyacağımızı düşünüyorum. Şumudika'yı bildiğiniz gibi aslında önceden tanıyan bir kişiyim. Kayserispor'da da beraber çalışmıştım bir yıl. Gerçekten çok neşeli, disiplinli, işine saygısı olan bir hoca. Bireysel olarak oyuncularla alakalı gerçekten çok, yani ikili diyalogları çok iyi olan bir hoca. Herkesle yakından ilgilenen bir hocamız. Bence Türkiye liglerinde sıralamalara koyarsak iyiler arasında yer alabilecek bir hoca. Hem sistem, hem taktik, hem kişisel karakter olarak ben beğendiğim hocalardan birisi. Evet, gerçekten şu an iyi yönetiliyor. Hem başkanımız, yöneticilerimiz olsun. Maddi, manevi her türlü desteği bize en iyi şekilde sunmaya çalışıyorlar. Tabii ki de Türkiye Ligi'nde şampiyonluk gerçekten zor. Yani bunu doğru açıklamak gerekiyor. Samimi olmak gerekiyor bence. Ama tabii ki de her zaman bu sene bitirdiğimiz konum, inşallah sen 18 hafta oynarsak tabii bitirme konumunda olduğumuz sürece ben inanıyorum ki önümüzdeki sene çok daha iyi olacaktır. En azından kurulu bir takımız şu an, birbirimizi iyi tanıyan bir takımız, takviyelerde olacaktır. Onunla beraber ben seneye Avrupa kupalarında oynayacağımızı düşünüyorum. Tabii ki de Anadolu'dan şampiyonu çıkabilir çünkü gerçekten artık eskiden dört büyükler içeride dışarıda Anadolu takımlarını rahatça yenebilecek bir konumdaydı. Ama şu an hem kendi ellerinde olsun hem deplasmanda olsun çok zorlanıyorlar. Ki bu sene hem Sivasspor örneği var, Trabzonspor örneği var. Gerçekten son ana kadar şampiyonluk kovalayan takımlar bunlar. Başakşehir örneği var. Ben Trabzonspor'da forma giydiğim için tabii ki de Trabzonspor'un şampiyon olmasını çok istiyorum. İnşallah da bu sene onlar da hedefine ulaşırlar diye umut ediyorum. Birçok gol attım, birçok asist ve gol yaptım ama herhalde herkesin söyleyeceği gibi Fenerbahçe'ye attığım, hem Akhisarspor formasıyla attığım gol hem de Kayserispor formasıyla attığım Fenerbahçe'ye attığım golleri söyleyebilirim. Aslında düşündüğüm çok gitmeyi ama herhangi bir teklif Avrupa ile alakalı gelmedi tabii ki. Olsaydı zaten hiç düşünmeden teklifi kabul ederdim. Şu an artık yaşım 32 olduğu için tabii ki de artık bu şeyler zor. Yani Avrupa transferi zor olduğu için şu an hedefim tamamen Süper Lig'de giyebildiğim kadar forma giyip en üst seviyede futbolu devam ettirebilmek. Birçok oyuncu oldu aslında ama beni en çok etkileyen biri Yusuf Şimşek'ti, Yusuf abiydi. Benim ilk dönemlerimdi zaten Denizspor'da profesyonel olduğum dönemlerde. Yusuf Şimşek beni gerçekten çok etkiliyordu ki benimle beraber birçok kişi de aynı düşüncedir diye umuyorum. Aslında birçok hocayla çalıştım ve birçok hocayla beraber, yani daha doğrusu aramın çok samimi olduğum hocalarım da var. Yani kategori olarak aslında sıralamaya koymak istemem. Sevdiğim hocalar Sergen Hoca, Hamza Hoca,
Şumudika, beni çıkartan Borussia Dortmund, Güvenç Kurtar. Bunlar sıralamada olabilir tabii ki de benim için. Hem hayatımda çok önemli rolleri olan hem de kademe atlamak için atladığım performans olarak yükselten hocalar. Onlar hakkında gerçekten hepsi işine saygılı, karakterli, öncelikle hepsi iyi bir insan ve geçmişinde yani önceki hayatlarında hem futbolculuk hem antrenörlük hayatlarında başarılı isimlerden en başlarında geliyor. İşte Sergen Hoca, Hamza Hoca ve Şumudaki gibi isimler. Aslında birçok hocayla çalıştım. Roberto Carlos bunların arasında sayabilirim. Kariyerini tartışmaya gerek yok. Hocalıkta da Türkiye'de çok uzun süreler çalışmadı belki ama ben de 6 aylık bir dönemde çalıştım. Gerçekten sistemi olsun, taktiği olsun bütün hocalarımızın ben iyi olduğunu düşünüyorum. Akhisar Spor formasıyla Avrupa Ligi'nde oynamak, Sevilla'ya karşı, Standard Liège'e karşı, büyük takımlara karşı oynamak bizim için hem gurur verici hem takım adına benim adıma gurur vericiydi. Orada önemli yıldızlarla beraber onlara karşı oynamak benim için çok gurur vericiydi. İleriki hayatımda unutamayacağım anlardan da biriydi. Teşekkür ediyorum.